Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Ocak Cumartesi, akşam 18.23 sularındayken kısa bir Bitcoin değerlendirmesi yapacağız. Gündem sıcak olduğu için sizlere gördüklerimizi trend analizi olarak aktarmaya çalışacağız. Evet, daha öncesinde yaptığımız en son analizde Bitcoin'in zayıf olduğunu ve burada da yine 39.000 seviyesinin önemli olduğunu, 43.000'leri geçemediği için eğer oralar kırılırsa 30 ve 34.000 bölgesi gelebilir demiştik. İsterseniz bizim o yaptığımız analizdeki kısaca değerlendirmeyi dinleyelim. Devam ediyor buradaki zayıf hareket. Eğer 39.000'ler kırılırsa daha altlara gidebiliriz demiştik. 30.000, 37.000 ve burada 35.000 bölgesi bizim için potansiyel olabilir. Bu noktaya takip etmemiz gerekiyor. O burada kritik nokta 39.000'ler ve 39.000 hedefimiz de tutmuştu hatırlarsanız. Evet, bu hedefleri de hem Twitter sayfamızda hem de daha önce yaptığımız analizlerde aktarmıştık. İsterseniz şöyle bir geçmişe gidelim. Yaklaşık bundan 1-1,5 ay öncesinde 50 bin hedefimizin olduğunu aktarmıştık. 53 binler kırılırsa 50 binler geleceğini en azından kısa vadede aktarmıştık. 60 binlerdeyken de bakın 1-2 haftaya 50 bin dolar gelebilir Bitcoin'e demiştik. 53 binler kırılmasıyla beraber 50 binler gelmişti. 53 bin bizim için önemliydi. Ve 50 bin hedefi geldi. 50 bin hedefinden sonra da kritik nokta 45 binlerde yanlış hatırlamıyorsam. Orası da kırılmasıyla beraber 38 bin hedefini aktarmıştık. Orta ve uzun vadede beyaz arka planda yaptığımız analizde. Ve sonrasında da şu an 38 binlere geldik. Ve oraya da kırdık. Demin videoda bahsettiğim şekilde 39 bin seviyesi kırılınca burada 30 ve 34 bin arasında bir bölgeye doğru gidiyoruz ve şu an 35 binler civarındayız arkadaşlar. Halen zayıf hareket devam ediyor. Burada düşüş trendi bitti mi? Bence bitmedi. Bir saatlik grafikte bazı hareketler oldu. Bazı arkadaşlar trendin bittiğini söylemiş ancak ben burada biraz önce Twitter sayfamdan da bahsettiğim şekilde 35.700-800 civarının üzerine kalıcı olarak en azından birkaç saat gelmeden bir toparlama gelmeyeceğini aktarmıştık 3 saat önce ve şu anda öyle gözüküyor ve şu an halen düşüş trendi devam ediyor. Peki neresi olabilir potansiyel olarak baktığımızda? Öncelikle bir günlük durumu değerlendirelim. Çok net ama aylık bazda düşüş trendinin devam ettiğini 30.000-29.000 bölgesi bizim için önemli olacak. Haftalık bazda da burada birazcık daha sanki zaman var gibi dönüş için. Günlük bazda tepki yakın olabilir arkadaşlar. Yani gelecek hafta acaba biz 30-32 bölgesinin olduğu noktadan dönebilir miyiz? Bunu takip edeceğiz. Şöyle bir kanal çizelim. Evet, şöyle bir kanalımız var. Bu kanalın olduğu noktadan bakalım gelecek hafta toparlayabilecek miyiz? Bunu takip edeceğiz. Bir de birazcık daha böyle formasyon açısından baktığımızda biraz karışık gelebilirsiniz ama aslında buradaki çizgiler ana çizgiler ve burada 2017'den beri gelen trendi görüyorsunuz. Sonrasında 2020'de yukarı doğru sert bir hareket oluşmuştu. Sonra bir düzeltme gelmişti. Burada da yine 58 binler önemli demiştik. 58 binler kırılmasıyla beraber yine 38 bin hedefini vermiştik. Onun da altına gelmişti. Sonrasında 28 binler vermiştik ama biraz daha üzerinden 29 binlerden dönmüştü ve sonra tekrar 68 binlere gitti ve 53 binler kırılırsa 50 bin kırılırsa da 45 bin kırılırsa da 38 bin vardı. 38 bin kırılırsa da şimdi diyoruz ki arkadaşlar burada 30 ile 32 arasında bir bölge olduğunu düşünüyorum ve ben buraların eğer bir dönüş noktası olacaksa buraların potansiyel olduğunu düşünüyorum. Evet, burada yine bir kırılım var, aşağı doğru gidiyor. Şuradaki destek noktası 31-30 bölgesinden geçiyor. Bakalım düz hesap 30 bin dolarlardan dönebilecek mi Bitcoin'de, bunu takip etmek gerekiyor. Günlük bazda da şimdi temizleyelim ya da bunu. Günlük bazda da yine demin yaptığımız çizimi tekrarlarsak saatlik baza pardon arkadaşlar. Şuradaki trend çizgisini çizdiğimizde bu trend çizgisinin de kırılmadığı sürece yukarı doğru hareketler burada çok kalıcı olmaz. Bakın yukarı doğru denedi ama gücü yetmedi. Tekrar geldi 36 bine. Sadece ufak bir tepki. Burada kısa alt satçılar 34 binden alıp 36 binden vermiş. Şu an tekrar 34 bine gidiyor. Bakalım 34 bin çalışacak mı? 34 bin kırılırsa da
Burada arkadaşlar 32 binler 30 bin bölgesi gelecektir diye düşünüyorum. Burada hareket halen zayıf. Birazcık daha sanki yolu var gibi. 34 binler tutar mı? Bunu izleyeceğiz. Elimizden geldiğince de bilgi vermeye çalışıyoruz. Ancak şu an hareket halen zayıf. Maliyet yapmak için birazcık daha sabretmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ben zaten arkadaşlar hiçbir zaman Bitcoin veya diğer coin piyasalarında işlem yapmadığım için tercih ettiğim bir piyasa değil. O yüzden çok fazla da analiz yapamıyoruz ama arkadaşlar şu an ihtiyaç duyduğu için, gördüğüm için bu analizi yapmaya karar verdim. Evet, bu şekilde analizi burada tamamlayalım. Yine sizlerle beraber tekrar görüşeceğiz. Bitcoin analizlerle beraber. Herkese iyi akşamlar.